Değerli arkadaşlarım merhaba. siller YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ee, sizlerle birlikte EKS 2022 çözümlü denemelere devam ediyoruz. Ee, Atatürk ilkeleri ve inkılap Tarihi ile ilgili bugün e, bir çözümlü deneme yapacağız arkadaşlar. Kağıt kaleminiz hazırsa e, hemen denememize başlayalım. Buyurun. Soru 1 Aşağıdakilerden hangisi son? Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından kabul edilen misak-ı milli kararlar arasında yer almaz. A. Kars, Ardahan, Batum'da halk oylaması yapılmalıdır. B. Doğu, Trakya'daki hukuki durumun tespiti için halk oylaması yapılmalıdır. C. Komşu ülkelerde Müslümanlara verilen haklar eş değerinde azınlıklara haklar verilecektir. D. Çanakkale ve İstanbul Boğazları'nın güvenliği sağlanırsa ticarete açılabilir. E kapitülasyonlar tamamen kaldırılmalıdır. Değerli arkadaşlar, cevabımız Bursa olacaktı. Son Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından kabul edilen Misak-ı Milli kararları içerisinde Batı Trakya'daki huku hukuki durumun tespit için halk oylaması yapılmalıdır kararı vardır. Fakat soruya baktığımızda B seçeneği de Doğu Trakya'daki hukuki durumun tespit için halk oylaması yapılmalıdır diyor. Burada değerli arkadaşlar bu ifade yer almıyor. Son Osmanlı Mebusa Meclisi'nde misak-ı misaki milli kararlar içerisinde Doğu Trakya diye bir ifade yok. O yüzden cevabımız B seçeneğidir arkadaşlar. Soru 2 Hattı müdafaa yoktur. Satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunmaz. Mustafa Kemal bu sözüyle hangi savaşın kaderini belirlemiştir? A. Eskişehir Kütahya B. Büyük Taarruz C. Sakarya D. Birinci Nönü E. İkinci Nönü Değerli arkadaşlar cevabımız Sakarya olacaktı. C seçeneği olacaktı. Mustafa Kemal'in bu sözü söylediği savaş Sakarya Meydan Savaşı'dır değerli arkadaşlar. E diğer adı Sakarya Meydan Muharebesi diye de geçer. Yunanistan yapılan savunma taktiğiyle büyük bir yenilgiye uğratılmıştır arkadaşlar. Atatürk Sakarya Meydan Savaşı'nda Hattı müdafaa yoktur. satsa müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunmaz diyerek e, savaşı kaderini belirlemiştir arkadaşlar. Üçüncü sorudayız. Yukarıda verilen partilerden hangileri Atatürk döneminde kurulmuştur? Bir, Halk Partisi, 2 Cumhuriyet Serbest Cumhuriyet Partisi 3 Demokratik Parti. Değerli arkadaşlar cevabımız 1 ve 2 olacaktı. Demokrat Parti Demokratik Parti e, ya da Demokrat Parti arkadaşlar Demokrat Parti olacak. Düzeltiyorum. Demokrat Parti 1946 yılında kurulmuştur değerli arkadaşlar. Bu sebeple Atatürk döneminde kurulmuştur denilemez. Halk Partisi ve Serbest Cumhuriyet Partisi Atatürk döneminde kurulmuş siyasi partilerdir arkadaşlar. Soru 4. Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye'de yaşanan yazı dili ile konuşma dili arasındaki uyumsuzluk 1. Türk Tarih Kurumu'nun kurulması. 2. Kabotaj Kanunu çıkarılması. 3. Harf İnkılabı'nın yapılması gelişmelerinden hangisiyle giderilmiştir? Değerli arkadaşlar cevabımız yalnız 3 olacaktı. B seçeneği olacaktı. 1928 yılında yaşanan halk inkılabı ile birlikte Türkçe'ye daha uygun olan Latin alfabesine geçilmiştir arkadaşlar. 1928 yılında yaşanan halk inkılabı sonrası Türkçeye daha uygun olduğu düşünülen Latin alfabesine geçilmiştir arkadaşlar. Doğru cevabımız yalnız 3 harf inkılabının yapılması olacaktı. Soru 5 değerli arkadaşlarım Mustafa Kemal Atatürk vasiyetinde Türkiye İş Bankası'nda kendisine ait gelirin bir kısmını Türk Dil Kurumu'na bir kısmını da Türk Tarih Kurumu'na bıraktığını açıklamıştır. Yukarıdaki gelişme dikkate alındığında Atatürk'ün neyi amaçladığı savunulamaz. A. Özgürce ve bilimsel çalışma yapabilmeleri için imkan oluşturma. B. İktidar partisinin yönlendirmelerine göre karar vermelerini sağlama. C. Milli değerlerin geliştirilmesi ve korunmasına katkı sunma. D. İlgili kurumların maddi yönden bağımsız olmalarını sağlama. E. Uzun süreli faaliyet gösterebilmelerini sağlama. Değerli arkadaşlar cevabımız B seçeneği olacaktı. İktidar partisinin yönlendirmelerine göre karar vermelerini sağlama. Atatürk'ün amaçları arasında bulunmaz. Bu bunu amaçladı, savunulamaz. Mustafa Kemal Atatürk İş Bankası hisselerini bu şekilde paylaştırmıştır. Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu siyasi iktidarın söylem ve yönlendirmelerine göre hareket etme, karar verme vesaire gibi amaçla kurulmamıştır. Yani diğer seçeneklerde verilen bilgiler hem Türk Dil Kurumu'nun hem de Türk Tarih Kurumu'nun kurulma sebepleridir. Bunlar özgürce bir bilimsel çalışma yapabilmeleri için imkan oluşturma, milli değerlerin geliştirilmesi ve korunmasına katkı sunma, ilgili kurumların maddi yönden bağımsız olmalarını sağlama, uzun süreli faaliyet gösterebilmelerini sağlamayı amaçlamıştır. Değerli arkadaşlar, soru 6. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet dönemi gelişmeler arasında yer almaz. A. Tekke ve zaviyelerin kapatılması. B. Kanun esasinin ilan edilmesi. C. Kabataş kanunun çıkarılması. D. Millet mektepleri talimat namesinin yayınlanması. E. Türk medeni kanunun ilan edilmesi. Değerli arkadaşlar cevabımız B seçeneği olacaktı. Kanuni esasi değerli arkadaşlar 1876 yılında ilan edilmiştir. Cumhuriyet dönemi gelişmesi değildir. Dolayısıyla tekke ve zaviyelerin kapatılması Cumhuriyet dönemi gelişmesidir. Kapıtoş kanunun çıkarılması Cumhuriyet dönemi gelişmesidir. Millet mektepleri talimat namesinin yayınlanması Cumhuriyet dönemi gelişmesidir. Ve Türk Medeni Kanunu'nun ilan edilmesi, Cumhuriyet dönemi gelişmesidir değerli arkadaşlarım. Evet, bir sonraki soruya geçiyorum. Yedinci sorudayız. Atatürk döneminde yapılan yukarıdaki inkılaplar Atatürk'ün hangi ilkesi ile ilgilidir? 1. Türk parasını koruma kanunun çıkarılması 2. Kabatoş kanunun ilan edilmesi 3. Koruyucu gümrük yasasının çıkarılması A cumhuriyetçilik, B laiklik, C milliyetçilik, D halkçılık, E devletçilik. Değerli arkadaşlar, cevabımız milliyetçilik olacaktı. C seçeneği olacaktı. Seçenekte seçeneklerde verilenler Atatürk'ün milliyetçilik ilkesi sonucu yapılan inkılaplardır. Hem Türk parasının koruma kanununun çıkarılması, hem kabotaj kanununun ilan edilmesi hem de koruyucu gümrük yasasının çıkarılması değerli arkadaşlar. Atatürk'ün millet milliyetçilik ilkesiyle ilgilidir. Kabotaj kanunu ile denizlerin ulusallaştırılması sağlanmıştır arkadaşlar. Doğru cevabımız C seçeneğidir. 8. soru Aşağıda verilenlerden hangisi sosyal hayatta ayrıcalıkları önlemeye yönelik olduğu söylenemez. A. Medeni kanunun ilan edilmesi. B. Tekke ve zaviyelerin kapatılması. C. A. Hacı, Hafız, Hoca, Molla, Efendi gibi lakap ve ünvanların kaldırılması. D. Dini giysilerin ibadet ibadethaneler dışında giyil, giyinilmesinin yasaklanması. E. Çok partili hayata geçiş çalışmalarının yapılması. Değerli arkadaşlar, cevabımız E olacaktı. Çok partili hayata geçiş çalışmalarının yapılması olacaktı. Çok partili hayata geçiş çalışmaları değerli arkadaşlarım demokrasinin bir unsuru olan çoğulculuğa geçebilme isteğidir. Dolayısıyla tek partinin hakimiyetine son verme, hükümetteki partinin denetlenebilmesi sebebiyledir. Dolayısıyla bu durumun sosyal hayatta ayrımcılık ya da ayrıcalıkları önlemeye yönelik olduğu söylenemez arkadaşlar. Cevabımız E seçeneğidir. Değerli arkadaşlar, EKS 2022 çözümlü denememiz burada sona erdi. Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi ile ilgili denememizi çözdük. Bundan sonraki denemelerimiz ya da konu testlerimize ulaşabilmeniz için daha çabuk size ulaşabilmesi için Bilge Nesiller YouTube kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Bildirim tuşunu açarsanız yüklediğim konu testleri ve denemeler size daha çabuk ulaşacaktır. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Yaptığım test çözümlerinin ya da deneme çözümlerinin başarılarınıza katkı sunmasını diliyorum. Hoşçakalın.